Arkadaşlar şimdi düzenleyici proteinler başlığı altında inceleyeceğimiz enzimleri öğreneceğiz. Enzimin tanımını yaptığımızda, başlamış bir reaksiyona giren, reaksiyonun hızını artıran, reaksiyondan değişmeden çıkan, tekrar tekrar kullanılabilen ve bir reaksiyon için gerekli olan başlangıç enerji seviyesi dediğimiz aktivasyon enerjisini, yani minimum enerji düzeyini aşağıya çeken biyolojik katalizörlerdir. Eğer enzimler hayatımızda olmasaydı, belki de vücudumuzda gerçekleşen bir kimyasal reaksiyonun tamamlanması için milyonlarca yıl gerekecekti. Örneğin e, enzimler reaksiyon hızını artırır derken bir örnekle anlatmaya çalışalım. Hidrojen peroksit vücudumuzda oluşan çok zehirli bir maddedir ve katalaz enzimi sayesinde hidrojen peroksit parçalandığında bunun yaklaşık 9 saniye sürdüğünü görürüz. Oysa enzimsiz bir hesaplama yapıldığında 3000 yıl kadar uzunlukta olduğu görülmüş. Yani enzimin olmadığı bir hayat düşünülemez. Peki enzimlerin aktivasyon enerjisi üzerine etkisini bir grafik üzerinde incelemeye çalışalım. Arkadaşlar Reaksiyonlara girdik A olayı ve enzimsiz bir reaksiyonda aktivasyon enerjisinin seviyesini görüyorsunuz. Enzimli bir reaksiyondaki seviyesini görüyorsunuz. O zaman yapılan iş değişmemiştir. Fakat burada sadece hızı değişmiştir arkadaşlar. Oluşan son ürünün niteliği kesinlikle değişmeyecektir. Ama aktivasyon enerjisi burada aşağıya çekilmiştir. Mesela bu grafik bir sınav sorusu olarak karşımıza çıkmıştır. Ve soru da demiştir ki ikinci olay nasıl gerçekleşmiş olabilir? O zaman ne diyoruz? Eğer işin içine enzim girdiyse reaksiyonda aktivasyon enerjisi aşağıya çekilmiştir diyoruz. Peki arkadaşlar şimdi enzimlerin genel özelliklerine bakmaya çalışalım. Enzimler reaksiyonların düşük sıcaklık derecelerde gerçekleşmesini sağlar bu ne demek eğer canlı vücudunda enzimler olmasaydı belki de bir reaksiyonun gerçekleşmesi için inanılmaz yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulacaktı oysa insan vücudunun 36,5 santigrat derecelik aralığında enzimler mükemmel bir şekilde çalışmaktadır Peki enzimler nasıl isimlendirilir? Enzimler genellikle etki ettikleri maddelerin sonuna az eki getirilerek adlandırılırlar. Mesela selülozu parçalayan enzime selülaz, maltozu parçalayana maltaz, lipitleri parçalayanlara lipaz denir. Ama genellikle dedik çünkü örneğin midede üretilen ve proteinlerin sindiriminde görev alan pepsinojen pasiftir ve dikkat ederseniz sonunda az yoktur. Ve bu pepsinojen daha sonra aktifleştirilip pepsine dönüşecektir. Ya da mesela nişastayı parçalayan enzim nişastaz olamaz amilaz diye bir enzimden bahsederiz. Hatta tükrük amilazının diğer adının pitalin olduğunu daha önce de öğrenmiştik. Neden nişastaz değildi amilaz dediğimizde nişastanın yapısına baktığımızda nişastanın içerisinde biraz daha küçük amiloz molekülünün olduğunu görürüz. İşte bu amiloza etki eden de amilaz enzimidir diyoruz. Peki buradaki substrat ifadesine geri dönersek enzimin etki ettiği maddeye substrat denir diyoruz. Tekrar edelim. Bir enzimin etki ettiği maddeye substrat denir ve genel eğilim olarak da enzimler substratlarının sonlarına az eki getirilerek isimlendirilirler.